Evet değerli arkadaşlar. Birçok ödemelerinizi farklı ödemelerinizi yapabileceğiniz Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan dijital vergi dairesi şu an aktif. Örneğin KYK kredi borcu ödemek için interaktif vesaire farklı vergi dairelerinde ödemeler yapabiliyorduk. Şimdi ise arkadaşlar interaktif vergi dairesi olarak değil veya da herhangi bir başka vergi dairesi değil. E, dijital vergi dairesi yazarak aratıyorsunuz ve dijital vergi dairesinde birçok ödemenizi yapabiliyorsunuz. Örneğin KYK kredi borcunuz vardır, interaktif vergi dairesinde ödem ödüyorsunuzdur ve artık interaktif vergi dairesine direkt olarak giriş yapamazsınız. Önce dijital vergi dairesine giriş yapacaksınız ve buradan e, buranın aracılığıyla e, kayaka kredi e, borcunuza erişebileceksiniz veya da farklı konularda ödemelerde mevcut arkadaşlar. Dijital vergi dairesine girecek olursak, bakın burada MTV trafik para cezası ödeyebiliyorsun, ha bu tapu harcı ödeyebiliyorsun, cep telefonu harcı ödeyebiliyorsun, pasaport sürücü belgesi yurt dışına çıkış harcı falan böyle devam ediyor arkadaşlar, bir sürü ödeme burada mevcut. Dijital Vergi Dairesi'ne giriş yapıyorsunuz. Daha sonra sağ üstte görüyorsunuz. Kullanıcı girişi diyeceksiniz. Ve burada üye olmadığınız için e-Devlet ile giriş yapacaksınız arkadaşlar. Alt kısımda görüyorsunuz. e-Devlet ile giriş yapacaksınız ve işleminizi gerçekleştireceksiniz. Bilgisayardan yaparsanız herhangi bir sorun yok. Ancak telefonla yaparsanız ve sıkıntı yaşarsanız ne yapacaksınız arkadaşlar? Sağ üstte üç, üç noktaya görüyorsunuz. Sağ üstteki üç noktaya tıklıyorsunuz ve burada masaüstü masa sitesi butonunu işaretliyorsunuz ve işlemlerinize bundan sonra devam ediyorsunuz. Tekrar telefon görünümünü almak için ise masaüstü sitesi tikini buradan kaldırıyorsunuz. Bu şekilde yapamayabilirsiniz işlemlerinizi. Bu şekilde sıkıntı yaşarsanız arkadaşlar telefon modundayken ekranınız sağ üstten 3 noktaya tıklıyorsunuz ve masaüstü sitesi diyerek masaüstü sitesine geçiyorsunuz ve işlemlerinizi tamamlıyorsunuz.